Ah, hepatit C, bakın şimdi hepatit B ile C arasındaki fark. Hepatit B'nin biliyorsunuz aşısı var. Ailede birinde hepatit B varsa lütfen diğer bütün aile bireylerinin bir an önce aşılanması lazım. Ben aşılandım deyip böyle bana artık bir şey olmaz deyip sakın e, tedbiri elden bırakmayın en geç iki yılda bir hepatit B aşısı dahi olmuşsanız doktora gidip tahlil yaptıracaksınız. Yani hepatit B'ye karşı bağışıklığınız devam ediyor mu etmiyor mu? Yani bu, bu gerekli aman ha. Şimdi bir de hepatit B'de şu var. 10 yıl sonra hepatit B mutasyona uğrayabiliyor. Lütfen doktor kontrollerini ihmal etmeyin. Gelelim şeye hepatit C'ye. Evet. Yani bunun bugün için bilinen 80'in üzerinde değişik türleri var, genotipleri var. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3'ü, 4A, 4B zannediyorum Türkiye'de en çok e, görülen 4B e, genotipidir. Ha bunun ilacı var. Tıpkı hepatit B'de de olduğu gibi yani bir yıl, bir buçuk yıl bu ilaç kullandırılıyor. İşte hepatit B'de HBV DNA düşüyor, sıfırlanıyor, negatif oluyor. İlaç bit ve bir de öyle ağır yan tesirler yaşıyor ki bu B ve C'de ilaç kullananlar. Yani bu ağır bir gripal enfeksiyon geçirenlerin semptomlarını yaşıyorlar. Evet. Böyle sabırla ama uyguluyorlar. Dediğim gibi bir bakıyorsunuz ilacı siz kesiyorsunuz. Bir buçuk yıl kullanmışsınız. En az altı ay, en çok iki yıl buna doktor karar veriyor. E Son bir bakıyorsunuz bir hafta sonra ilaçtan sonra HBV DNA tekrar pozitif olmuş. Eğer hepatit C ise HCV RNA birinde DNA diğerinde RNA pozitif olabiliyor ve şeyin aşısı yok. Hepatit C'nin maalesef aşısı yok. Bunun için e, bu kişilerin yani kendilerini e, iyi korumaları lazım. Yani başkalarına e, bulaştırmamak için hekimleriyle görüşsünler neler e, yapılabilir. Bu yani her insanda bu virüslerin şeyi de farklı etkisi etkisi farklı yani bazılarında karaciğerde hakikaten büyük tahribatlar yapabilirken bazılarında hemen hemen bir şey yapmıyor. Veya bazıları diyor ki hocam ben işte şeyim ben taşıyıcıyım bana bir şey olmazmış hayır kesinlikle yanlış. Siz rutin her yıl kontrollere gideceksiniz. Yani bunu e, lütfen bu konuda değişik işte tedavi yöntemleri var, interferon tedavisi var, ilaç tedavileri var. Bunları hekimlerinizle. Ancak ben şunu söyleyeyim, hepatit C'de ne yapabilirsiniz? Lavanta. Hı. Yani şimdi. E, ALT, AST ve GGT değerleri. Gamma glutamil transferaz. Hekiminiz ilaç verdiyse ilacınızı kullanın. E, gene hekiminize danışarak yardımcı ve destekleyici olarak lavanta çayını kullanabilirsiniz. Bak hekiminize danışın. Yani bu enzimlerin e, çok rahatlıkla kontrol altına alınmasında. Çünkü bu ALT AST ne kadar yüksekse karaciğer parankim hücrelerinin yıkımı da o kadar hızlı demektir. Yani bunların normal e, sınırı işte 37'nin üstüne 40'ın üstüne çıkmaması lazım. Bunu söyleyebilirim. Bir de şey e, karaciğeri yoran gıdalardan uzak duracaklar. Yani bunu e, bilsinler. Karaciğer yağlanması bu anlamda iyi bir şey değil. Mutlaka maydanoz limon kürünü uygulasınlar çünkü karaciğer yağlandığı zaman hem diyabete olan yatkınlığınız artıyor, insülin direnciniz artıyor hem de e, viral olan hepatit B ve hepatit C daha hızlı gelişebiliyor. Evet.